Herkese merhaba arkadaşlar. Hisar Mahallesi'ndeyiz. Çok güzel bir villanın tanıtımını yapmaya geldim. Gerçekten muhteşem bir villa. Peyzaj alanı, havuzu, iki tane havuzu var. Hisar Mahallesi'nde merkezi konumda çok iyi bir villa arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 100 metrekarenin üstünde bir havuzumuz burada. Bir havuzumuz da alt katmanda bulunmak üzere iki tane havuzumuz var arkadaşlar. Villaların aralarında da böyle girişler mevcut. Her villanın arasında girişler mevcut. Arka tarafı da gösterebilirsin Hakan. Orada da yine aynı şekilde detaylı bir şekilde villanın içini dışını her yerini izleyeceğiz arkadaşlar. Bu arada ön tarafta bir yol yapım çalışması var. Onun sesi rahatsız edebilir. Elimizden geldiği kadar daha detaylı göstermeye çalıştığımız için balkona falan çıktığımızda ses rahatsız edebilir. Kusura bakmayın. Fiyatlar 950-1 milyon arasında değişiyor arkadaşlar. Başlayan fiyatlarla diyelim hatta. Ondan sonra zaten geldiğinizde pazarlık payları var bunların. Gördüğünüz gibi bir havuzumuz da aşağıda mevcut. Alt katmanda mevcut. İki havuzu da kullanabiliyorsunuz. Peyzaj alanı çok güzel arkadaşlar. Mesela bu villaya ait olan bahçe buradan başlıyor. Ve diğer tarafa kadar devam ediyor. Orayı da gösterelim. Buradaki diğer villayla aramızı ayıran duvara kadar arkadaşlar bize ait bir bahçe alanı görüyorsunuz. Evin içerisinden de zaten balkona çıkacağız birazdan. Bakacağız oraya. Çok güzel bir villa. Birden fazla villa. Çok güzel kokuyor. Biberiye miydi bu? Galiba öyleydi. Çok güzel kokuyor. Bahçeniz hazır. Gelip sadece buraya bir domates biber ekmeniz gerekecek. Başka bir şeye gerek yok. Gördüğünüz gibi çiçekler, böcekler gayet güzel bir bahçeye sahip. Giriş kapımız arkadaşlar salona açılıyor. Ancak isterseniz şuraya güzel bir fonksiyonel kitaplık konularak küçük bir koridor hissiyatı verilebilir. Girdiğimizde sol tarafta merdiven altı lavabo olarak değerlendirilmiş. Yanında da yukarıya çıkış merdivenlerimiz var. Sağ tarafımızda salon mutfak olarak düşünülmüş arkadaşlar. Geniş bir salon mutfağımız var. Şimdi mutfak kısmı köşeye alındığı için salon metrekaresi gayet geniş, kullanışlı. Otomatik panjurlu bu arada. Onları da hatta gösterelim. Oraya. Onu kapattım. Orayı çekebiliriz. Gayet güzel, şık bir ev arkadaşlar. Sinekliklerimiz, otomatik panjurumuz, kat kalorifer tesisatımız, her şeyimiz hazır. Gördüğünüz gibi geniş bir salon var. Televizyon ünitesi gibi düşünülmüş burası arkadaşlar. Burası da baskı boyayla yapılmış. Bu duvar kağıdı değil. Genelde İtalyan boya diyorlardı galiba hatırladığım kadarıyla. Baskı boya çeşidiyle boyanmış orası da. İsterse boya renkleri değiştirilebilir. Ve geniş bir mutfağımız var. Mat beyaz renkleri kullanılmış. Kulplar yine beyaz. Gerçekten çok güzel, şık bir mutfak olmuş. Gayet yeterli olacaktır. Sonuç olarak iki katlı bir ev arkadaşlar burası. 3+1. Ve dolabı da buraya bırakmışlar. Merdiven altından gelen kısma. Aslında daha da iyi olmuş. Şimdi dolabın hava alması gerekiyor. Arka tarafta boşluk kaldığı için rahatlıkla da hava alabilecektir oradan. Ve geniş bir balkonumuz var burada. Dediğim gibi yol çalışması var. Bu yüzden biraz rahatsız edebilir. Çok güzel geniş bir balkonumuz var arkadaşlar. Geniş bir sokağa bakıyor. Çevremizde yeni yapılan villalar, yapılmakta olan villalar hepsi mevcut. Karşı taraf zaten dilimin girişi. Çok güzel bir konumda. Artık şehir merkezi bu tarafa doğru kaymaya başladı. Çünkü dilim Türkiye'de en çok göç alan ilçelerden herhalde ilk 5'e girer arkadaşlar. Gayet çok sayıda insan geliyor her sene. Orta katta 3 tane odamız, bir ortak kullanım banyo lavabomuz var. Burası da dediğim gibi gayet geniş bir alan. Merdivenden çıktığımızda hemen karşı tarafımızda 3 tane odamız, bir ortak kullanım banyo lavabomuzun olduğunu söyledik. Sol tarafta geniş kullanışlı bir odamız var arkadaşlar. Genelde beyaz tonları hakim bir ev. Gerçekten şık, güzel bir ev. Pencerelere kadar beyaz düşünülmüş.
Sadelik güzeldir arkadaşlar. Buranın hatta ışıklandırmasına bakalım. Buranın ışığı yanmadı. Büyük ihtimal aşağıdan açmayı unuttuk biz buranın ışığını. Gayet güzel geniş bir oda var. Onun yan tarafında bir odamız daha var. Burası da yine şık, güzel bir oda. Burada bir de balkon var. Balkondan çevreyi daha detaylı gösterebiliriz. Burada boruyu patlattılar bu arada. Herhalde biz sadece inşaat çalışmasını, yol çalışmasını çeksek bizim videodan daha çok izlenebilir. Gayet güzel. Oo, bayağı bir patlattılar bence. Buraya kadar su geliyor bak. Bayağı bir zarar verdiler galiba yapacağız derken. Karşı taraf gördüğünüz gibi arkadaşlar caddeler, İnönü Bulvarı, Atatürk Bulvarı hepsi oradan başlıyor. Gayet güzel bir yer. Çevremizde zaten daha önce de villa tanıtımları yaptık. Yeni yapılan villalar da mevcut. Merkezi konumdayız. Bu arada bugün birkaç tane villa çekimi yapacağım. Akbük'te kelepir fiyata villalar geldi arkadaşlar. Onları kesinlikle takip edin. Yan tarafında bir odamız daha var. Burası da yine çok geniş güzel bir oda. Burada birkaç tane eksik var. Büyük ihtimalle bunun şeyi kaybolmuş. Pencerenin dikkatimi çekti girer girmez. Güzel geniş bir villa arkadaşlar. Gerçekten bu odada gayet kullanışlı. Diğerlerinden biraz daha küçük ama burayı çocuk odası olarak değerlendirebilirsiniz. Diğerleri kadar geniş bir oda değil. Ondan sonra son olarak geniş bir banyo lavabomuz var. Burası biraz karanlık çıkacak çünkü ışığı yakamadık. Gayet güzel burası da. Kullanışlı. Değil mi? Seramik çok güzel. Seramik seçimi mükemmel olmuş. Bu seramikler daha da güzel gösteriyor evi. Beyaz tonlarını da çok güzel bir. Burada da çamaşır makinesi için yer yapılmış. Toplamda 3 artı 1 güzel bir villa izlediniz arkadaşlar. Hatta kapanış konuşmasını bahçede yapalım. Evet arkadaşlar, güzel bir villa izlediniz. Toplamda 24 adet villamızdan oluşan 2 tane havuzu bulunan güzel bir site. Gerçekten hoş bir villa izlediniz arkadaşlar. Dediğim gibi farklı farklı girişleri var. Her iki villada bir girişiniz mevcut. Yani müstakil giriş denilebilir arkadaşlar. Havuzumuz mevcut. 2 tane havuzumuz var. Gayet güzel bir ev. 1 milyon ya da 950 bin TL'den başlayan fiyatlarla, şu an fiyatını hatırlayamadım. Gayet güzel evler.